Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün Yasin Obuz'un dükkanındayız, Eminönü'ndeyiz. Ve gerçekten Yasin Obuz'un dükkanı müşteriyle dolup taşıyor sevgili arkadaşlar. İşte görüyorsunuz Bombe, Yasin'in pilavcı dükkanı. Şu anda yanımızda Mustafa kardeşim var. MasterChef'ten hepinizi bütün Türkiye'de tanıdı. Mustafa'cığım yayınımıza hoş geldin. Şener Boz Bey. Batır abi, hepiniz sanıyorsunuz artık Batır abi. Batır abi sen de yayınıma hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz Şener Boz Bey. Hoş bulduk abi. Biz daha doğrusu senin dükkanına hoş geldik. Evet, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biraz böyle yakın plan gelelim şimdi. Kameram arkadaşı rica edeyim. Batır abi, geçen de çekim yaptık. Tabii burası Yasin Obuz'un dükkanı olduğu için insanlar Yasin'i çok sevdiği için dolup dolup taşıyor. Nasıl abi satışlar falan, değil mi? Satışlarımız güzel. Yani eskiden daha güzeldi. Yani bundan sonra daha onca da etkisi oldu. Yasin'in MasterChef'teki daha tanıyordular. Survivor'a geçti, daha tanıman oldu. Ünlü oldu. Yani çekimlerimizden sonra daha biraz satışlarımız da arttı. Yani eskiden tanımadık, bilmedik adamlarımız, müşterilerimiz vardı. Yerimizi bilmedikler. Onlar da geliyor şimdi. Yerimizi tarif edip bilip geliyorlar. Abi hemen tekrar söyleyelim. Burası ne? Gelmek isteyen kardeşlerimiz İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanlarını dükkanı tarif edelim mi? Nasıl bulacaklar sizi? Bizim dükkanımızı bulup bilirsiniz. Marmaray istasyonundan birinci çıkışından çıkacaksınız. Tren yoluna geleceksiniz. Tren yolundan Cağaloğlu yokuşuna gideceksiniz. Yokuşlar var. Oradan Türksel, Vodafone var. Arasından gireceksiniz direkt. Yani aran yanımızda Ali Usta çiğ köfteci. Sen anlatırken ben bir şey söyleyeyim mi? Sen anlatırken insanlar yoruldu, yemin ediyorum bir yola gelmiyordu. Abi şöyle yapalım o zaman. Valla sen hemen. O kadar anlatır, yol gözümde benim büyüdü. Mustafa şöyle yapalım o zaman. Arkadaşlar, Şeyh Köfteci Ali Usta'yı biliyorsun değil mi? Şeyh Köfteci Ali Usta'nın hemen yanında bitişik dükkan. Marmara İstasyonu'nun direkt karşısındaki sokak. Direkt çıkıyorsun, karşı sokağa giriyorsun, sağınızda kalıyor. Net. Eyvallah. Bak iki yani, bu kadar. Bir hafta Çiğ Köfteci Ali Usta'nın hemen yanı aynen diyerek dükkanımızı tarif ediyoruz. Mustafa'cığım yayınıma hoş geldin. Hoş bulduk abi, sağ olun. Neler yapıyorsunuz son zamanlarda? Tabii senin hayranları, sevenleri merak ediyor. MasterChef Mustafa ne yapıyor diye. Biraz ya aslında tabii son zamanlarda herkes gibi bizimkiler standarda bağladı. Çünkü biraz pandemi olayları falan oldu. Aynen, koronadan dolayı zaten. Yani bizim iş sektörümüz zaten gece hayatı olduğu için. Yani şimdi diyecek sen açsın diyecekler. Gece hayatı ne şeyim var. Ama benim restoranlarım genelde 11'e kadar açık olduğundan sonra gece hayatı gece olduğu için bize gelir bu şekilde sağlıyor. Yani, alkolün olmadığı yerde de şu an benim sektörümde sıkıntı çıkıyor. Tabii ki normal yani, çünkü devletinde şu an güzel bir önlem oluyor. O yüzden biz de şu an yani böyle evde oturuyoruz. Tabii ki yani YouTube'la ilgileniyoruz. YouTube çekimlerimiz var, kendi bağlantılarımız var. Evet. Tabii sevenleri merak ediyor. Tabii şu anda bizim diyor Mustafa ne yapıyor diye. Aynen. Seni takip ediyor. Ama bana biraz yayın öncesinde dedin ki inşallah abi dedim bir restoran açmayı düşünüyorum dedin. Yani çünkü semt olarak nereye düşüyorsun Mustafa'cığım? Semt olarak şu an kafamda Cihangir var. Cihangir olabilir, Levent olabilir. Ondan sonra Beşiktaş civarları. Yani Avrupa yakasında yani şu an sadece dükkan bakıyorum yani. Daha doğrusu kafamda netleştirdim, açacağım. İstediğim yeri yani hayalimi gibi bir dükkanı bulursam o yani burası benim yerim olmalı dediğim yeri çok arıyorum yani. Zaten biz de sevgili arkadaşlar Mustafa eğer bir yer açarsa, bir restoran, güzel bir mekan açarsa buradan sizlere duyuracağız. Bütün Mustafa'yı seven kardeşlerimiz kendisini restoranda ziyaret edecekler. Hem kendisiyle sohbet etme, konuşma, hem de o güzel leziz yemeklerinden yeme fırsatını yakalayacaklar diyoruz. Mustafa'cığım başka buradan sevenlere neler söylemek istiyorsun? Sevenlere neler söylemek istiyorum? Valla takip edin. Restoran açacağım, oraya gelin. Bu arada sevgili arkadaşlar tabii ki müşterilerimiz Yasin'in dükkanına bol bol gelmeye devam ediyor. Çok tanınan bir yer olduğu için müşteriler geliyor sürekli. Evet, buyurun. Yani bu zor durumda yani bu koronanın olduğu günlerde de Yasin'in dükkanı şu an güzel iş yapıyor. O da tabii Allah daha çok versin diyoruz. Biz de onun için desteğe geliyoruz. Kardeşimiz planı söyle. Onu çekelim şöyle. Yakın plan güzel. Onu çek şöyle bir. Yavaş yavaş. Yakın plan. Şöyle doğru. Çok güzel. Evet Mustafa'cığım devam ediyor yayınımız. Bunu canlı performans olarak yayınlayacağız. Yani sen de diyorsan inşallah yakın bir zamanda karar verip bir güzel bir semtte yani şu an mekan açacağım. Bir hayranlarımı oraya bekliyorum diyorsun. Aynen.
Ya tabii ki yani mesela annemiz geldiği takdirde ben kendisinin bir iş yapacak. Ben de daha güzel yemekler onlara ben yapmış olacağım. Ve onların kafalarında zaten mesela benim kafasında şu soru işareti vardı. Mustafa nasıl yemek yapıyor? Hep yani benim yemek istiyorlardı. Bu seferki bunu da görmüş olacaklar. O zaman onlara gerçekten daha az günde olmanı daha çok sevecekler, akmayacaklar. Ona da eminim yani. Evet, biz buna eminiz. Yani çünkü... Mustafa, senin özel böyle spesiyel yemeklerin de var değil mi? Hani kimsenin yapamadığı böyle. Onları insanlar yemeğe gelsinler, sen tabii mekan açtıktan sonra. İnsanlar geldikten sonra yani Mustafa ne yapıyormuş? Yani dedirteceğim onlara. İnşallah, biz seni anlıyoruz. Yani gerçekten sevgili arkadaşlar, Mustafa'nın çok özel, Türkiye'de ve dünyada kimsenin yapmadığı çok özel tarifli yemekleri olduğuna biz inanıyoruz. Onları sizler için yapacak ve mekanına inşallah açtığı zaman zaten duyuracağız sizlere. Sizler de Mustafa kardeşimizin mekanına gelip o leziz yemeklerinden yiyeceksiniz. Hemen siz o Mustafa Bey'i tanıyorsunuz değil mi? Gel kardeşim yanımıza böyle. İstemiyor musun? Tamam. Abi şu anda gel böyle hemen canlı yayınımızda bir kardeşimiz daha var. Evet. İsminiz nedir abi? Salih. Salih, memnun oldum. Memnun oldum. Şener. Salih'cim, bu tabi bun ve meşhur pilavcısı Yasin'in sürekli geliyorsun. Süper, harika. Batır abimizin bu lezzetli pilavlarından yiyorsun değil mi? Bana bunu Batır abi geldi. Bu sosun tasvirini vermiyor bana. Şimdi arkadaşlar, Batır abi bu sosun, sosu yakın pilav çekelim abi. Bak gelmiyor. Çek yakın pilav. Vermiyor. Bu sosun diyor ki kardeşimiz, evet, tarifini vermiyor diyor. Abi tarifini verse o zaman zaten Batır abinin bir veyahut da Bum ve Yasin pilavcısının bir özelliği kalmaz. Gidiyorum evde bir porsiyonu bulacakken yere geliyorum, bir porsiyon atıyorum. Bu sırada evde sostan olsa gerek. Diyorum, sosu mükemmel değil mi? Diyorum, hanım diyorum evde yapsın biz de... Batır abi. Evet. Şimdi şöyle. Abi sen belki de şimdi gideceksin bir tane pilavcı dükkan açacaksın, bir sosu kullanacaksın. Hadi evde kullansa verir bu adam da. Evde kullanmayacaksın ne malum yani. Başka nerede kullanabilirsin belki? Yok sen. Yok ben sosun tarifini vermiyor adam, vermiyorum neden? Neden vermiyorsun abi? Sosun tarifi dağılmasın. Sosun tarifi sadece bu dükkanda olsun. He anladım. Sadece bu beyazı özel olsun bu sos. Özel. Hiçbir yerde tarif olmasın. Buyur olsun. Abi ya da saygı duyalım tabii yani. Tabii, tabii. Değil mi? O zaman sen de ne yapıyorsun? Her zaman bu sosu yemeye böyle geleceksin. Her zaman abi ben seni bekliyorum. Her zaman ben geldiğimde. Bu kere iki porsiyon yediğin, bir dahakine üç porsiyonda bekliyorum bir abicim. Bir önceki üçtü. O zaman şöyle yapalım. Abiye bir indirim yapalım abi. Ben sürekli müşterisi olduğu için değil mi abi? Tamam tamam. Bir dahakine indirim ben. Beylikdüzü'den mi geliyorsun? Buradan Esenyurt'tan sevdiklerine selam gönder abi. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Eşimin çocuklarıma ve iş arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Hepimiz çok seviyorum. Süper, harikasın valla. Biz de senin bütün tanıyanlara sevgiler, selamlar diyoruz. Yasin abi başka neler söylemek istiyorsun? Söylemek istediğin bir şey var mı? Şey pardon Batır abi, Yasin konusunda Yasin şu anda şampiyon olmasını bekliyoruz. Yasin abinin de şu an şampiyon olmasını bekliyoruz. Hepimizden yardım istiyoruz. Destek verin. Yasin abimizi takibe alın. Süper. Hemen kardeşim gel böyle. İki kardeşimiz var abi. Afiyet olsun. Şimdi biz YouTube kanalımız var Şener Boz Bey. Sen Yasin kardeşimizin bu pilavları çok seviyorsunuz galiba. Severek yemeği biliyorsunuz. Gelip kendi tadıp tabiri gidelim. İlk defa mı biliyorsunuz? Abi şaka demiyor abilerimiz yakın. Abi nasıl pilavı tadını beğendiniz mi? Ya iyi abi ben çok iyi. Nasıl siz beğendiniz inşallah? Normal sosu da güzel. Pilavlardan normalde böyle bir sos olmaz. Nadiren. Tabii sosu da arkadaşım ben size beğendiniz mi? Şu güzel güzel. Tamam harika valla. Şimdi şöyle Yasin de tabii biliyorsunuz Survivor'da yarışıyor. Yasin destekliyor musunuz? O konuda neler söyleyeceksiniz? Yasin'i destekliyoruz. Geliyoruz ya, destek olarak kimseyi desteklemiyoruz. Eyvallah. Şöyle yapalım, belki de Yasin şampiyon olarak eğer buraya gelirse tekrar burada tabii kendisi pilav dağıtmaya devam edecek. O zaman da gelirsin değil mi? Yasin'in yukarı. Tabii Yasin yukarı. Yasin olmuşsunuz. Survivor Yasin. Evet arkadaşımız da yeni. Falan diyorum da Yasin mesela yarışmada. Burası mı? Burası burası tabii. Sen de ikiz. Şu anda canlı yayında öneriyor kardeşimiz. Yasin dükkanı burası. Yasin de tabii canlı yayına
yarışmadan sonra buraya gelecek dükkanına. Kendisiyle tanışırsınız. Ben de biraz çekeriz ya. Batır falan bıraktım diyor. O abi abi. Batır abi aynen. Yasin'in yardımcısı. Yasin de geldikten sonra onunla da hem böyle sohbet etmeye, pilav yemeye tekrar gelirsiniz değil mi? Umarım ya mutlaka ya. Fırsat olursa gidelim. Tabi geçsin hocam. Tamam. Abi şöyle yapalım. YouTube kanalımız var. Şener Bol Bey'i takip edin lütfen. Buradan sevdiklerinize, ailenize neler söylemek istersiniz? Zaten çok selamlarımızı söyleriz bütün sevdiklerimize. Ya nerede oturuyorsunuz abi vardı sen? Ben Küçükçekmece'de oturuyorum. Arkadaşlar Esenyurt'ta. Esenyurt'ta. Şimdi bu iki kardeşimiz Esenyurt'ta ve Küçükçekmece'de tanıyan herkese sevgiler selamlar diliyoruz. Selamlar olsun. Çekiyoruz. Çok selamlar olsun. Onu da selam gönderiyorum burada bütün tanıdıklarına. İnşallah YouTube'da tanıdık denk gelir seyreder bizi. Tamam. Abi Şener Boz Bey yazın lütfen. Hem de abone olun. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gençler hemen size alalım yerinize. Gelin böyle. Sen yine gel gel. Gençler gelin böyle. Birim sağlama birim şuanlar geçelim. Arkadaşlar canlı yayınımız devam ediyor. Şu anda iki tane kardeşimiz var. Ankara'dan geliyorlar kendisi. İkisi de Yasin Obuz hayranı. Ve tam olarak sevgili arkadaşlar için abartmıyorum. Yasin Obuz'un mekanına onun şu lezzetli pilavını çekelim yakın pilav. İşte Yasin Obuz'un sevgili arkadaşlar sonra bize dön delikanlı. Yasin Obuz'un sevgili arkadaşlar bu lezzetli pilavını tam yemeye Ankara'dan gelen iki kardeşimiz var. Hemen şöyle bir çekelim. Kardeşimiz nedir acaba diyelim. Yiğit memnun oldum. Memnun. Yiğit'ciğim Yasin abinin bu dükkan hakkında veyahut da sen soru verin tabi takip ediyorsun. Yasin abinin hakkında neler söylemek istersin? Abi kendisi Yasin Obuz fanpage 1'de takip edebilirsiniz. Ankara'dan tam böyle pilav yemeye geldin öyle mi? Evet, Ankara'nın Çankaya'dan geliyorsun. İşte görüyorsun sevgili arkadaşlar, Yasin Obuz hayranlığı sınır tanımıyor. Ta kardeşimiz Ankara'dan geliyor. Sen peki buradan ailenin sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Bir de Yasin Obuz'a ne söylemek istiyorsun? Yani dükkan çok güzel, kendisini bayağı takip ediyorum. Ben zannediyorum sen bana bir şey çok seviyorum yani. Gençlerle görüşürüz dükkanda. Aileme sevdiklerime de dükkana gelin, tavsiye ederim. Pilav çok güzel, özellikle soslu. Soslu diyorsun, çok özel Yasin'in değil mi dükkanın? Aynen, çok güzel. Kendi zaten başka bir tarif ediyorum. Güzel yani, ben beğeniyorum soslu. Harikasın valla, çok güzel konuştun. Çok güzel. Yasin sevenlerine tavsiyelerde bulundum ve herkes buraya tavsiye ediyorsun pilavını yemeye gelsinler değil mi? Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Tamam. Ben teşekkür ederim. Hemen bir kardeşimiz daha var böyle. Kardeşim sen de Ankara'dan geliyorsun değil mi? Birlikesiniz böyle. Öyle mi? Çok güzel. Sen de Çankaya'dan geliyorsun. Sen peki bu Yasin'in lezzetli pilavı hakkında bir Yasin'in obuzun yarışmadaki performans hakkında neler söylemek istiyorsun? Çok iyi yarışıyor. İnşallah birinci olur. Evet, inşallah birinci olur diyorsun. Destekliyorsun Yasin. Evet. Şampiyon olacağına inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki, gönülden. Yarışmada peki Yasin'in en çok performansa neyse beğeniyorsun? Veyahut da onu engel çıkartan kişiler kimler sence? Ben hiç... Sercan izlemiyorum. Dur dur. Bil valla bizim için doğada çok önemli. Rahat ol ya. İzlemiyorum pek ama ben önceden beri takip ediyorum. Kaç abaneyim var sen? Ama diyorsun Sercan'la böyle bir problem olduğunu da biliyorum diyorsun ya. Peki Yasin Obuz buraya geldikten sonra onunla tanışmayı, onun eline bir pilav yemek istiyorsun değil mi? Tabii ki isterim. Ben zaten video atmıyorum. Harikasın. Buradan şöyle yapalım Erkan. Sevdiklerine, ailene ne söylemek istiyorsun? Aileme selam söylüyorum buradan. 3 aydır gidiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Harikasın valla. Çok teşekkür ediyoruz. Artık yayınımızın sonuna geldik abi. Arkadaşlar şöyle geçelim. Mustafa'cığım artık yayınımızın sonuna geldik. Sen neler söylemek istiyorsun buradan sevenlerine? Yasin Obuz hakkında neler söyleyeceksin? Kendim için bir şey söylemek istemiyorum. Zaten beni bilen biliyor. O yüzden kendimi fazla zaten yorumlamak istemiyorum. Bütün Türkiye seni tanıyor zaten. Aynen. Yani tanıyanlar gerçekten beni biliyorlar. Tanıyorlar. O yüzden kendim için bir şey söylemek istemiyorum.
Ama Yasin için buradan söyleyeyim. Arkadaşımız orada tek başına. Hadi ona destek çıkmalarını istiyorum, yardım etmelerini istiyorum. Ellerinden geliyorsa bir, yani bir oy ne olur demesinler. Bir oy bir oydur. SMS'e destek versinler. SMS'e destek vermeleri güzel olur. Mustafa'cığım, Yasin'in gerçekten samimi söylüyorum, şampiyon olacağına inanıyor musun? Veyahut da şampiyonluğun şu andaki önündeki bir engel olarak neleri görüyorsun Yasin'in? Yasin şu bir ay öncesine kadar şampiyon olabileceğini düşünmüyordum. İlk 5 falan diyordum. Yani ancak ilk başa falan girebileceğini düşünüyordum. Yani 1,5 ay öncesine kadar. Ama şu son 1,5 ay içinde her şey çok değişti, çok güzel oldu. Yani Yasin bildiğiniz şöyle söyleyeyim, ters köşe yaptı bütün insanlara. İnsanların sevgisini birden kazandı. Herkes şaşırdı. Aynen şaşırdı. Çok kümenesin, insan sever bir insan Yasin. Onu da insanlar görmüş oluyor yarışma vasıtasıyla. Mustafa'cığım sana bir şey soracağım. Çok önemli bir soru sormak istiyorum. MasterChef'teki Yasin'le şimdiki yarışmadaki Survivor'daki Yasin arasındaki fark görüyor musun gerçekten? Çok. Bak çok önemli. Yani çok. Çünkü Yasin MasterChef'teyken yani adama ben şey dedim, ben yapma oğlum, hareket yapma ya. Yani dur oğlum, rahat dur, güldürüyorsun beni. Adamlar beni kovacak diyorum ondan sonra elinden, yapma. Yani öyle bir komik şeyler yapıyordu ki ya, dudaklarımı ısırıyordum. Mavi de dudaklarım acıyordu yani böyle. Yani çok komikti ama tabii ki Survivor başka bir, yani program demiyorum, farklı bir dünya yani gerçekten. Orada ağaçta yaşıyorsunuzluk, ondan sonra sadece 15 kişiyle bir hayat yaşıyorsun. Orada insanlar belki yani, tam olarak şey, gerçek yüzü ortaya çıkıyor değil mi Survivor'da? Yani tabii ki, yani Survivor insanın gerçekliğini gösteriyor. Tabii bunu yani kamera karşısında insanlara ne kadar arttırabilirsin, onu bilinmez ama ama yani gördüğümüz kadarıyla zaten insanlar da farkında, gerçek yüzünü gösteriyor Survivor. Anladım. O yüzden Survivor'a gitmeyin, izleyin. Evet, Survivor'a gitmeyin, izleyin diyor Mustafa. Biz de kendisine katılıyoruz. Kardeşim, sen neler söyleyeceksin? Çok, çok güzel. Vallahi çok terliyim. Tamam, şöyle yapalım. Hemen buradan sevdiklerine selamlar gönder o zaman. Kimlere selam göndermek istiyorsun? Herkes çok selam olsun. Nerede oturuyorsun? Hangi semtte? Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'da bu kardeşim. Bağcılar'a kardeşim. Muhammed Emin. Muhammed Emin'i tanıyan Bağcılar'da herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Eyvallah. Değil mi Muhammed Emin'cim? Yasin omuzda destekliyorsun değil mi? Destekliyorum tabii ki, her zaman oylarımı istekliyorum. Tamam, çok harika. Onlardan da destek bekliyoruz abi. İnşallah. Ve Yasin ne diyorsun? Şampiyon olarak buraya... İnşallah şampiyon olacak ya. Buraya şampiyon olarak bekliyoruz diyorsun. İnşallah. Değil mi? Tamam. Şimdi yayının sonuna geldik. Gereken en son seni çekeceğim. Abi, Batır abi. İşte bizim buranın star Batır abi. Batır abi, artık yayınımızın sonuna geliyoruz. Kardeşlerimize gerçekten harika röportajlar yaptık. Bütün işlemliğiyle, samimiyetiyle bizlere açıklamalar bunlar. Sen ne söylemek istiyorsun abi son olarak Batır abi? Evet arkadaşlar, herkesine... Bir dahakine merhaba diyorum. Herkesini dükkanımızda bekliyoruz. Yasin Oğuz'un dükkanında, pilavcı dükkanında herkesini bekliyoruz. Bir daha söylemek istiyorum. Yasin'e destek çıkıyor. Destek verin. SMS büroy büroy. Hem Yasin Oğuz'u takip etmeyi unutmayın. Boom. Görüşmek üzere. Çok güzel. Zaten sana da geçenki çekimlerde Boom Reis, Batır Boom Reis diye bir ömür yapmış. Evet. Şunu bir çeksene abi yakın falan böyle yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar şimdi bir kardeşimiz var. Benim aynı zamanda kameramanlığım yaptı. Delikanlı yayınıma hoş geldin. İsmin nedir? Hoş bulduk. İsmim Emre. Emreciğim yayınıma hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Emre bugün benim kameramanlığım yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Emreciğim sen Yasin Obus hakkında neler söyleyeceksin? Onun dükkanına sık sık geliyorsun tabii. Onun o güzel ve Batır abinin o güzel pilavlarını yemeği. Bir yarışmadaki Yasin abinin performansını nasıl buluyorsun? Ben Yasin abinin dükkanına önceden beridir hep geliyordum zaten yarışmadan önce falan. Survivor'da şu an kendisi çok iyi ilerliyor. Yani başlarda tabii şampiyon olacağını hiç ihtimal bile vermiyordum ama şu anda ihtimal şimdi, görüyor musun şampiyon olacağını? Yani yüksek ihtimalle şampiyon olabilir. O zaman herkese sakatlanmalar olabiliyor bazen. Yasin'e SMS'e destek vermeye davet ediyorsun değil evet. mi? Evet. Herkese SMS'e davet ediyoruz. Tamam. Başka neler söylemek istersin delikanlı? Yasin abinin dükkanına da gelsinler, pilavlarını yesinler. Hemen pilavını gösterelim böyle, o leziz pilavını. İşte böyle arkadaşlar, tavuk, ciğer, pilav ve Yasin Obuz'un, işte görüyorsun sevgili arkadaşlar, meşhur ayranı ve o meşhur herkesin damaklarının tadında iz bırakan o, işte görüyorsun sevgili arkadaşlar, sosunu. Ve Bumbe pilavcısı işte burada böyle sevgili arkadaşlar, Acun Ilıcalı ile Yasin Oğuz'un çekilmiş
böyle fotoğraflarını görüyorsunuz. Ve dükkanda hemen şöyle görüntülüyoruz. Evet delikanlı, sen de yayınımızı bitirelim abi. Batır abi sen de gel lütfen. Artık yayınımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Önce delikanlı sen neler söylemek istiyorsun? Yayınımızın sonuna geldik. Burada Yasin abinin dükkanı var İstanbul Eminönü'nde. Herkes gelsin, Yasin abi yokken de gelin. Burada pilav yiyin. SMS atmayı kesinlikle unutmayın. Herkese selam gönderiyorum. Tamam, buradan sevdiklerin ailene de selam gönder. Kimlere evet. Selam gönderiyorsun? Aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Beni tanımayan herkese selam gönderiyorum. Seni tanıyan tanımayan herkese selam gönderiyorsun diyoruz. Ve hemen Yasin Obuz'un dükkandaki böyle ayrıntıları çekiyoruz. Son olarak artık mekanın sahibi Batır abiye söz. Batır abi neler söyleyeceksin? Yayınımızın sonuna geldik. Yasin abiye başarılar diliyorum. Onun şampiyonluğunu kazanmasını istiyoruz. Herkese de yardım etsin. Herkesine de bizden selamlar. Evet. Biz de Batır abi gibi herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Eminönü'nde Yasin Obuz'un dükkanında o güzel lezzetli pilavlarını yemek için herkesi buraya davet ediyoruz. Hemen yerini söyleyecek olursak, çiğ köfteci meşhur Ali Usta'nın hemen yanında. Tabii ki Yasin Obuz'un dükkanı artık çok meşhur. Bütün Türkiye tanıyor ve biz Yasin Obuz'un dükkanına herkesi o güzel lezzetli pilavlarını yemeye davet ediyoruz. Batır abi sen Türkmenistan'daydın değil mi? Evet, Türkmenistan. Buradan Türkmenistan'a selam gönder, öyle bitirelim yayınımızı. Türkmenistanlara herkesine selamlar benden. Evet, biz de bütün Türkiye'deki ve Türkmenistanlı kardeşlerimize sevgiler, selamlar diyoruz. Arkadaşlar bu arada Şener Bozbey kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Evet, evet. Ve videoyu beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Herkese evet. Abone olun. İzleyenler abone olun. Tamam. Şener Bozbey kanalına abone olmayı unutmayın. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Şener Bozbey kanalına abone olmayı ve izlemeyi unutmayın diyoruz. Arkadaşlar daha sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.